Orucun faydaları diyelim ve nasıl oruç kolay tutulabilirle başlayalım. Evet, oruç nasıl kolay tutulabilir? Orucu kolay tutmak için ne yapabiliriz? Öncelikle tabii ki Ramazan'la birlikte kişi uzun süre bir şey yemiyor, bir şey içmiyor. Aşağı yukarı kaç saat tutuyor? İşte 3.30'dan 8.30'a kadar diyelim. Bayağı var işte. Neredeyse 20 saat yemiyoruz, içmiyor. Şimdi kişi yani sürekli düzenli beslenirken aniden Ramazan'a girerse ne oluyor? Oruç tutarsa, bir şey yemezse. Normal olarak düzenli beslendiği zaman mesela sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği yedi. Yemek yediğinde ne olur? Glikozu bünye harcıyor. Depolanan yağları harcamak için ihtiyaç duymuyor. Sürekli bir depoluyor yani. Nasıl çiftçi gibi, çiftçi mesela hasat yapıyor. Buğdayı tarladan alıyor, depoluyor kışa. Ve ununu yapıyor, ekmeğini yapıyor vesaire vesaire. Bünyemiz de sürekli depoluyor, yağ dönüştürüyor. Yediği her şeyi, şeker içeren her şeyi, glikozu. Fakat birdenbire Ramazan'a girdiği zaman bünye ne oluyor? Alt üst oluyor. Gece saat 3.30'da yediniz. Peki bu glikozu harcayacak. Ne zamana kadar? Saat 7'ye 8'e kadar glikozu harcadı. Peki 7'den sonra ne harcayacak bünyemiz? Depolanan yağları şekere dönüştürerek harcamaya başlıyor. Glikoz oranı yok artık. Hazır yağları tüketmeye başlıyor ilk defa. Yani 11 ay kişi sürekli glikozla besleniyor. 11 ay sonra aniden yağlarla beslenmeye başlıyor. Yani yağlar enerjiye dönüşür. Önce glikoz direkt enerjiye dönüşürken şimdi yağlar. Bu şuna benzer. Arabanızla seyahat ediyorsunuz. Benzin bitti. Neye dönüyorsunuz? LPG'ye. LPG'ye dönerken tabii ki biraz araba ayarı bozuluyor. Ramazan'ın da ilk 3-4 gününde bünye alışık olmadığı için yağların şekere dönüşmesi sırasında bir de keton ortaya çıkıyor. Normal olarak beynimiz, insan beyni sadece glikozu yakmaya, harcamaya müsait, uygun. Bunun haricinde bir şey yakmaz, kullanmaz beyin. Yani çok kaliteli benzin yakan araba gibi. Ama Ramazan'la birlikte keton cisimcikleri de ortaya çıkıyor. Bunları da kullanıyor beyni ilk defa. Bu nedenle kişi de Ramazan'ı ilk 2-3 günü böyle biraz hafif sarsıntılar olur. Zannediyor, kötü oluyorum zanneder. Oysa bünyesi temizleniyor, arınıyor, yağlar yavaş yavaş eriyor. 11 yıl, 11 ayda depolanan yağlar, yani mutfağın, evin diyelim ki orasına burasına depolanan bütün şeyler yavaş yavaş harcandığı gibi, bünyenin sağına soluna orasına burasına depolanan yağlar yavaş yavaş harcandığı için ve değişik bir enerji kaynağında vücudumuz harcamaya başladığı için ketonu da beynimiz kullandığında biraz rahatsızlık veriyor. 3-4 gün sonra bünye buna alışır ve rahatlar. Burada karaciğer normal olarak şekeri yağa dönüştürür normal 11 ay. Şekeri yağa dönüştürür, depolar, depolar. 11 ay sonra Ramazan'la birlikte ne yapıyor? Yağı şekere dönüştürmeye başlıyor. Değiştiriyor. Çünkü hazırda şeker yok. Ne oluyor? Karaciğerin azalan yani körelen fonksiyonları, kullanmadığı fonksiyonları kullanmaya başlıyor. Farklı enzimler salgılıyor. Bu arada karaciğer, mide, pankreas, bütün organlar, sindirim sistemi sindirmekle çok meşgul olmadıkları için dinleniyor, hücreler yenileniyor. Beyin yenileniyor. Neden? Nasıl? Beyinde saniyede milyonlarca sinir habercisi yani nörotransmitterler hücrelere, organlara, dokulara gidiyor. Saniyede milyonlarca. Şimdi sindirim sistemi olmadığı için mesela biz yemediğimiz, içmediğimiz için oruçluyken ne oluyor? Haberleşme sakinleşiyor. Beyin kendine geliyor. Kendi yıpranan dokular yavaş yavaş onarılıyor. Beyinde onarım oluyor. Sinir sisteminde bir onarım oluyor.
pankreaste, karaciğerde vesaire bütün organlar kendini yavaş yavaş arıtıyor. Şeker hastalığının sebebinin %60 obeziteden kaynaklandığı biliniyor. Yapılan son araştırmalar şeker hastalığını tetikleyen en büyük faktörlerden birisi alkol, diğeri obezite. Ramazan'la birlikte beta hücreleri, pankreas dil gibi bir organ, üzerinde böyle ada şeklinde dağınık olarak beta hücreleri var. Beta hücreleri veya adacık hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak çok narin, biraz jelibon gibi yumuşak. Diğer pankreas hücreleri ise biraz sert. Pankreas yağlandığı zaman jelibon gibi yumuşak olan beta hücreleri sıkışıyor, insülin salgılayamıyor. Artık ben görevimi yapmıyorum diyor, küsüyor. Yani devre dışı kalıyor. Evet, böylece oruç, evet. Hı, buyurun. Oruç tutarken sağlıklı kilo verilebilir mi diyecektim. Verilebilir. İşte onu anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Nasıl sağlıklı kilo verebiliriz? Tabii ki burada Türk tarzı yemek yerseniz akşam iftarda çorbaydı, pilavdı, nokuttu, baklava, çeşit çeşit yemekler, ardından tatlılar, meyveler, komşu da geldi bir de çerez, ardından tekrar tatlı, kahve vesaire vesaire, ye ne oluyor? Değirmen gibi öğütmesini bekliyoruz midemizin. Mide ne olur? Gider. Bağırsaklar gider. Bu nedenle problem ortaya çıkar. Bu nedenle Türk tarzı oruç tutmak tehlikeli. Komşu gelir, komşular gelir. Oho maşallah. Oğlu gelecek, kızı gelecek, gelini gelecek veya dedesi, ebesi, ninesi. Sürekli bir hazırlık, sürekli bir yemek. Çeşit çeşit. Güzel de oluyor. Türk mutfağı da lezzetli. Damak tadına hitap ediyor. Ye babam ye. Tuttuğun oruç ne oldu? Çöpe gitti. Fayda yerine zarar oldu. Neden? Kişi normalde oruç tutmadığı zaman yemiş olduğu yemeğin birkaç katını yiyor Ramazan'da. 2-3 kat daha fazla yiyor. Acıkacağım gün içerisinde panik, korkusuyla. Halbuki sakin olsa, rahat olsa Ramazan'da 15-20 kilo rahat rahat verebilir. Problem değil. Rahatlar, relax. Evet, şimdi Ramazan ilk 2-3 gününde biraz problem olur dedim ya. Ketonları kullandığı için. Şimdi spirulina dünyada anne gıdasına eş değer tek gıdadır. Anne sütüne eş değer tek gıda. Anne sütü o kadar değerli. 2000 çeşit enzim içerir. 94 çeşit mineral içerir. B1, B2, B3, B6, B12, K vitamini, A vitamini, E vitamini içerir. Balık yağlarındaki omega 3, 6, 9 balık yağlarını ve balık yağlarının alt türevini içerir. Esensiyel yani besinlerde olan amino asitler ve olmayan amino asitler içerir. Amerika Birleşik Devletleri'nin İlaç ve Gıda Kontrol Merkezi FDA bununla ilgili yayınlamış olduğu raporda dünyada en ideal besin olarak adlandırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü vesaire vesaire. Spirulina ile ilgili birçok yayın var. İsteyen Google'a girip görebilir. Dünyada en kaliteli besindir. Bunu farklı kılan çok şeyler var. Fakat bizim üretmiş olduğumuz spirulina, diğer spirulina'dan, piyasadakilerden, Avrupa, Amerika ve Asya'dakilerden farklı. Neden farklı? Çünkü ginkgo ekstresi, ginseng ekstresi, geven ekstresi, aloe vera ekstresi gibi 19 çeşit bitki ekstresi içerir. Bu nedenle kişiye enerji power, enerji verir. Yani çok çok farklı. Diyelim ki iki kickboksör karşılaşmadan önce, kickbokstan önce birisi spirulina kullansa forte, diğeri kullanmasa iki ay sonra karşılaştılar. Kullanan kişi kullanmayanı saniyede nakavt eder. Neden? Çünkü spirulina bünyeyi temizliyor, arıtıyor, dokuları yeniliyor, kişiye enerji veriyor. Bugün 70 yaşlarında bir beyefendi geldi diyor ki bu spirulina'nın içerisinde ne var diyor. Ne var dedim. Spirulina mavisi, yeşil, yosun ve bitki ekstresi var. Ama ben diyor sabahlara kadar uyuyamıyorum. İçinde Viagra, yani kimyasal
afrodizyak mı var diyor. Yok dedim, afrodizyak nasıl katayım ben ona, çok pahalı. Ama çok çok etkili. Neden acaba? Nedeni bu. Kişiye enerji veriyor. Enerji. Şimdi bir insanda 100 milyon hücre var. Her hücreyi bir odaya benzetelim. Abur cubur yese, ilaç kullanırsa vesaire vesaire, sağlıksız beslenirse kişi bu odalar nasıl kirlenirse, pasaklı bir bayan düşünün, evini temizlemezse, yanlış beslendiği zaman da hücreleri böyle kirlenir. Hücre içerisinde cerahat cürü böyle artık maddeler, çuruf oluşur. Hücre aralarında, bağ dokularında vesaire vesaire. Çünkü bünyesi, kişinin bünyesi çok yoğun çalışmak zorunda. Çalışırken de ne oluyor? Tabii ki görevini yapmak için çok yoğun çalıştığı için yoruluyor. Spirulina kullandığı zaman her türlü vitamin, mineral, enzim hazır alıyor, vücut arınıyor, temizleniyor. 2-3 ay içerisinde kişi 10 yıl gençleşir. Dinamizm, dinçlik, gençlik kazanır.